Merhaba arkadaşlar, ben Selçuk Özkan. Bugün sizlerle beni şaşırtanık Pedman Tose hayvanımızı göstereceğiz. Montauk melezi. Şöyle yüksekliğini şöyle gösterebilirim. Ben 1.80 boyunda biriyim. 1.80-1.85'im. Arkadaşlar cidden düve olmasına rağmen ve besiye yeni başlamamıza rağmen gerçekten çok kolay ilerledi. Boyun kalınlığı sanki bir sosun edası veriyor. Şurası şişmeye başladı. Daha 2 aydır başladık yemlerine. Bunları damızlık olarak kullanmayacağız arkadaşlar. Memelerinde aşırı derecede beneklenme var ve ur çıkıyor, biz ur diyoruz. Bundan kaynaklı bunları damızlık olarak kullanmayacağız. Kesime gidecekler. Şöyle arkadaşlar, şöyle göstereyim. Mesela şu yandaki bir limuzin düvemiz. Bunun kadar hem yükselmedi hem de boyun kalınlığı bunun kadar yok. Fakat kalça kalınlığının da var. Şimdi yeni besi almamıza rağmen Piedmontoselerde Belçika mavileri gibi çift kas genine sahip bir ırk. Şöyle kasının arkasında şurada bir çift kası gözüküyor. Besiye tamamen besi aldığımda, besi dolduğumda şurası da gözükecek. Tipik bir dişi Piedmontose gibi beyaz. Şöyle kafa yapısını göstereyim. Şöyle. Dıkış, dıkış, dıkış. Aşırı derecede sallı, geniş bir hayvanımız. Yükselmeye de bayağı yükseldi. Kesimde tahmini 250 kilogram getireceğim diye düşünüyorum. Şu ana kadar, yani kışa girip yemlemeye başlayana kadar tamamen merada otladı arkadaşlar. Yani bu boya, bu gelişime tamamen merada sahip oldu. Son ayda sadece biraz daha etlendi. Şu üstündeki sarı tüylerin sebebi tamamen merada olmasından kaynaklı. Kızım, benim kızım. Şöyle kafa yapısı arkadaşlar. Dur kızım, dur kızım. Böyle biraz daha et. Boyun yapısı. Arka budlar. Sırtının düzlüğü. Arkadaşlar bir de bu Montauk melezi olmasından kaynaklı gerçekten kolay doğum özelliği var. Düvelerinizde bunu kullanabilirsiniz. Gelişimi çok güzel. Hani limuzinle kapışamaz diye düşünüyordum. Fakat limuzin bundan gerçekten boy olarak kısa oldu. Bu anaç hayvanımızdan kaynaklı mı bilmiyorum ama cilago yüksekliği olarak gerçekten beklediğimden daha yüksek bir hal aldı. Şu an bu hayvanımız 14 aylık. Yani gayet duruşu da güzel. Hala da bu aya gelmedi. Bu ay da bu ay içerisinde gelir ama dediğim gibi vermeyeceğiz, besiye çekeceğiz. İç dış parazitleri vuruldu. Yani şu anda da günlük yaklaşık olarak 5 kilogram kadar kesip yem tüketiyor. Besi bitirme yemi tüketiyor. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Tüyünü de yeni yeni dökmeye başladı. Günlük 5 kilogram kadar kesip yem yiyor. 5 kilogram kuru koranga yiyor. Koranga otumuz var. Bir de öğleleri de tamamen bizim kendi çaylarımızdan biçtiğimiz çay otlarını sınırsız bir şekilde tüketiyor. Halen yine zaten önünde var. Hayvanımızı hiçbir şekilde aç bırakmıyoruz. Ve yemini daha kolay yemesi için de biraz mısır silajı koyuyoruz rasyonuna. Hani uzunluk olarak da cidden uzun bir hayvan. Karkas randıman olarak zaten Piedmontoseler %65 karkası geçen, yani karkas verimi olarak, karkas %'lik verim olarak gerçekten çok güzel hayvanlar. Yani biraz kalın yapılı bir hayvan ama bunun tamamen ete dönüşeceğini düşünüyorum. Zaten şu an helebesinin başında. Yani hayvanımız böyle gayet güzel bir hayvan arkadaşlar. Herkese bunu tavsiye ediyorum. Yani tüm ırklarda herhangi bir sıkıntı olur mu diye düşünmesin. Gerçekten ciddi şekilde kolay bir doğum oldu. Yani hayvanımız hiç zorlanmadan kendi kendine doğurdu. Ben size onu söyleyebilirim. Zaten doğduğunda da kendisi gelişik bir hayvandı. Gayet uzun ve sallı, yüksek bir hayvandı. Sadece Belçika mavilerinden biraz daha ince yapılıydı. Belçika mavileri gibi kalın ve etli değildi. Bu yüzden bunu bir yaşına kadar getirdik. Yapma kızım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma destek olmak istiyorsanız abone ol ve beğen butonuna tıklamayı unutmayınız.